Evet, hadi bakalım şimdi başlayacağız arkadaşlar. Herkese belli bir soru verdik. Jigsaw puzzle'la yani yap boz tekniğiyle o parçaları birleştireceğiz. Ben sadece dediğim gibi parçaları birleştirirken yardımcı olmaya çalışacağım. Arada belki doğrulanması veya ilave edilmesi gereken şey olursa eklerim. Yani daha çok size bırakacağım. Şimdi önce tabii soruyla başlıyor. Bir yönlendirme şeklinde olacak bu. Evet. Şimdi başlayalım bakalım. Herkes tabii kendi soru yöneltildiğinde kendi ilgili kısmından şey yapacak ve ayrıca da hangi grup olduğunu, hangi takım olduğunu ilk başta konuşurken şu gruptanız demesi yeterli. Soruyu hangi soruyu verildiğini gerekiyorsa belki gerekliyorsanız söylersiniz ama gerek duymuyorsanız söylemenize de gerek yok. Şimdi evet. Ben başlatayım. Şimdi bu olay arkadaşlar aslında şöyle başladı. Yani blok zinciri, kripto paralar şudur budur. Bir tarihçesi, her şeyin bir tarihçesi vardır. Pat diye başlamadı bu iş. Şimdi bir önce grup bu kısmı çalışırken bir problemi, bilişim problemini ele aldılar aslında. Bizanslı general problemi diye geçiyor bu. Bizanslı general problemi nedir? Bize bir o grup anlatsın bakalım. Daha önce herkes duydu mu, duymadı mı? Bir öğrenelim bakalım. Merhaba hocam, grup birden konuşuyorum. Biz DeepMiners'ız. Bu tarihi problemimizin adı Bizanslı General Problemleri. Bu olayı özetlememiz gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Tarihte Bizans bir şehri kuşatmak için harekete geçiyor. Generaller şehrin etrafına dağılmış durumda oluyorlar. Ve bir karar verilmesi gerekiyor. Ya topluca saldırılacak ya da topluca geri çekilecek. O zamanki koşullar doğrultusunda haberleşme ulaklarla sağlanıyor. Ve generaller karar vermiş oluyorlar. Burada şöyle problemlerle karşılaşıyor. Ulaklar üstünden sağlandığı için iletişimde kopmalar olabiliyor. Ayrıca burada güven problemi de çıkıyor kişilere olan. Çünkü şu da biliniyor. Bazı generaller aslında kendi devletini çok fazla savunmuyor. Eğer bunu biraz günümüze benzetmemiz gerekirse, şu an biz de günümüzde aslında bazı bilgileri sistemler üzerinden başka yerlere ulaştırıyoruz ve özel sistemleri kullanıyor oluyoruz. Bu sistemlere hiçbir müdahalemiz olmuyor. Olamıyor maalesef daha doğrusu. Burada bazı sorular çıkıyor ortaya. Bizim bilgilerimizi kim nasıl iletiyor, kimlerle paylaşıyor, hangi şartlar altında paylaşıyor? Bizim bilgilerimiz eksiliyor mu, artırılıyor mu? Bunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bu da kişilerde, hatta sistemlerde bir güven problemi ortaya çıkarıyor. Bu güven problemine karşı gelebilecek bir sistem var ama, blockchain. Eğer blockchain ne dersek, herhangi bir Oraya merkez... hiç girmeyelim. Onu başka grup anlatacak. Blockchain nedir diye. Siz Bizans'ın genel problemini hızlıca blok zincirine belki bağlayabilirsiniz basitçe. Tabii, Bizanslı general Yani problemin blok zinciri arasında ne? tabii hocam. Bizanslı general probleminde her generali ve ulakları özel sistemler olarak düşünebiliriz. Özelleştirilmiş sistemler ve burada veri kayıpları olabiliyor ve güven problemleri ortaya çıkıyor. Aslında blockchain sistemi de bu güven problemini ortadan kaldırıyor çünkü dağıtık bir sistem var. İsterseniz biraz dağıtık sistemin sadece bir iki cümleyle ne Çok olduğunu hızlıca, evet, çünkü vakit sınırlı. Evet. söyleyeyim. Peki. Dağıtık A, aynı veri kaydının birbirleriyle iletişim halindeki farklı bilgisayarlar üzerinden saklanmasına deniliyor. Dağıtık A üzerindeki donanımlar tek bir bilgisayar gibi davranıyor. Bu sayede bazı bilgisayarlarda teknik arıza meydana gelse bile, yani bunu Bizanslı general problemindeki veri kaybı olarak ya da güven problemi olarak da düşünebiliriz. Diğer yerlerde Bizanslı general probleminde genel şey şu ne? %51 saldırısıyla ilgili bir şey ile nasıl bağlarsınız? Yani doğru karar verebilmek için en az ne olması lazım? Bir o konuya da girdiyseniz. Hocam çok girmedik ama şöyle söyleyebilirim aslında.
Eğer generallerin yarısından fazlası, yani şöyle söyleyeyim, yarısı saldırır, yarısı geri çekilirse hep birlikte saldırmaktan ya da hep birlikte geri çekilmekten çok daha fazla zarar görüyor oluyorlar. Yani bunun sistemin ayakta kalabilmesi için ne olması lazım? Çoğunun güvenilir olması lazım. Değil Evet, mi? evet. Yani kuşatalım mı, saldıralım mı, geri mi çekelim diye bir karar verdiklerinde ne oluyor? Bunların eğer çoğunluğu ayakta durabiliyor, sağlam ulaklarla, şuna bunlarla da tabii desteklenmek koşuluyla bunu sağlıyor. Tabii kriptografik şeyler kullanıyor burada, ulaklar arasında. Ulak dediğimiz şeyler birbirine bağlanırken. Evet, şimdi demek ki blok zincirin temeli buraya dayanıyor. Kaç yılda peki bu Bizans genel problemi ele alınmış? Ne zamanlar? Tanımlayanlara falan buldunuz mu makalesini? 1982 hocam. 1982. Demek ki 1982'lere kadar dayanıyor bunun kökeni. Evet. Güzel. Şimdi ikinci takım veya takımlar değişik olabilir. Yani isminizi söyleyeceksiniz zaten. Eric Haws diye birisi var. Bu kripto punkçılar var. Yani bu problemi ele alıp da çözmeye çalışanlar olmuşlar. En iyi bildiğimiz Eric Haws. Arada başka sesler geliyor. Onu arkada kapatabilirsiniz. Eric Haws, Crypto Punk Manifesto var bunların. Bir de Milton Friedman diye birisi var. Ondan da bahsedersiniz belki. O kripto punkçılardan değil bu. Meşhur bir ekonomist ama epey gerisinde, yani Bitcoin vesaire çıkmadan önce bunun e-cash ile ilgili açıklamalar da var. Buradan hadi devam edin bakalım. Hocam, Kripto Grup Alfa olarak değiştirip biz ismimizi Grup 2. Ben konuşacağım sözcü olarak. Eric Hughes, dediğiniz gibi ilk önce biraz bahsetmek istiyorum. Bu kişi bir matematikçi, yazılımcı ve aynı zamanda bir cyberpunk aktivisti diyebiliriz. Timothy May ve John Gilmore ile cyberpunk'ın kurucularından. Aynı zamanda Cypherpunk'ın mail listesi yöneticisi, Cypherpunk manifesto yazarı ve ilk anonim remailer diye geçiyor. Eric Hughes manifestosunda söylüyor ki gizlilik elektronik çağda önemli hale gelecek. Gizliliğin anonim işlemlerle, yani anonim işlemlerle mümkün olabileceğini ve şimdiye kadar hep nakitin işlediğini, bunun çok da güvenilir bir sistem olmadığını. Çünkü nakitin devletle bir yani devlet aracılığıyla olduğunu ve bunun o kadar da aslında gizliliğe uymadığını, privacy'ye uymadığını söylüyor. Privacy, yani kendi gizliliğimiz için devlete, şirketlere veya büyük organizasyonlardan beklemememiz kendimizin yapması gerekiyor diyor. Bunun için de diyor biz ortaya çıktık diyor Cyberpunk. Birinin diyor gizlilik için kod yazması gerekiyordu. Bunu da biz üstlendik ve biz kod yazıyor olacağız bugünden sonra diyor bunun için. Bunu da Cyberpunk adıyla çıkarıyorlar zaten. Cyberpunk'ın mantığı da şu, gizlilik sağlayan bir kuruluş. Elektronik mailler üstünden haberleşip kriptografi ile gizlilik sağlıyorlar. 1980'lerin sonlarından beri aktif olarak çalışıyorlar aslında. Milton Friedman ise şöyle, Manifestosunu ne zaman yayınlıyor? O tarihi nedir? Onu da söyleyin. Erik Afan. manifestosunu Kaç yılında? bu Manifestoya eriştiniz değil mi? Manifestoya. Kriptopunk'ın. Manifesto okuduk ama tarihini şey yapamadık hocam. 91 yılında olmasa. 91'de evet. 93 olarak görmüştüm ama 90, doğru mu? 93 şeyde. 9 Mart 1993 hocam. Tamam. Evet. 9 Mart 93. Evet. 9 Mart 1993'te. Yani Bitcoin çıkışından 6 sene önce. Tamam. Evet. Bitcoin'in aslında mantığını ta 93'ten itibaren Eric Hughes atıyor aslında. Hani böyle bir şeyin olması gerektiğini, hani gizlilik adına böyle bir şeyin olması gerektiğini atıyor aslında. Milton Friedman ise bunu 1999'da bir röportajında söylüyor. Bu röportajda Milton Friedman diyor ki internet diyor hükümetin rolünü azaltacak. Yani azaltacak en büyük etmen olacağını söylüyor. O zamana göre ihtiyaç olan şeyin güvenilir bir internet üzerinden, hani böyle bir internet üzerinden para gibi reliable e-cash terimini kullanıyor. Bunun da zaten ihtiyaç olduğunu ve ileride çıkacağını söylüyor. Bu reliable e-cash'i de A'dan B'ye bir para transferi olarak sağlanacağını, ama ne A'nın B'yi ne de B'nin A'yı tanıyacağı bir sistem olarak tanımlıyor. Yani diyor ki gizlilik esastır, anonim olacak her şey.
Bu şekilde bir reliable ilk kez çıkacağını söylüyor aslında. Hani tamam. Bitcoin'in 99'da itibaren bir tahmin yapmış bulunuyor. Güzel. Yani peki bu nasıl bir etki oluşturacak diyor. Bunun çıkışı diyor. Yani çok önemli bir şey diyor. Asıl diyor internetin en önemli icatlarından birisi olacak bu diyor. Etkisi vergi diyor. Vergi şeyini düşürecek diyor. Devletin vergi alma şeyini düşürecek diyor. Yani devletlerin rolünü ne yapacak? Onların ötesinde bir şey olup rolünü azaltan bir şey olacak diyor. Erik Hughes da bunu söylüyor. Hani evet. Devletlere ve organizasyonlara güvenmemiz gerektiğini, bunu kendimiz sağlamamız gerektiğini söylüyor. Milton Friedman'ın hani röportajda o yönde zaten. Hani diyor ki tamam. İnsanlar kendi kendine şey yapacak. Artık devlete ve şeye hani gerek kalmayacak güven ve gizlilik adına diyor. Tamam. Güzel. Şimdi buradan hemen blok zinciri icadına girelim. Yani blok zinciri nedir? Smart kontrat nedir? Mesela blok zincirindeki temel kavramlar geri dönülemezlik, işte izinli, izinsiz vesaire. Demek ki geçmişte tartışılmış. İlk defa bunu Satoshi diye kripto punkçılardan birisi Mahlas ismiyle açık kaynak kodla yayınlamış. Blok zinciri dediğimiz şey nedir? Nasıl çalışıyor mesela? Bu Bizans'ın genel problemine ve kripto punkçıların problemine çözüm getiriyorlar aslında. İlk çözüm olarak. Blok zinciri nedir diye hangi grup bakalım şey yapacak bunu? Hocam grup vitamin yani grup 7 biziz. Biz de tamam. Blok zincirinin olduğunu. Biz olabildiğince bunu açık ve basit şekilde anlatmaya çalıştık ki çünkü hani aşina olanlar olabilir olmayabilir. Hani basit prensibini anlayalım diye. Blok zincir kısacası aslında hani çevrim içi bir hesap defteri gibi. Her türlü veriyi takip ediyoruz bu dijital defterden. Burada blok zincirlerde bilgiler değişmez bir şekilde depolanıyor. Yani en önemli ayırt edici özelliği bu. Hani sağlık, nakliye, spor, sanat tüm işlemler için aslında kullanılabiliyor bu. Ya dediğim gibi en önemli özelliği değiştirilemez ve hacklenemez olması. Çalışma prensibi de şöyle. Blok adı verilen bu değiştirilemeyen koleksiyonlarda toplanıyor veriler. Bir blok veriyle dolduğunda da kalıcı bir kayıt haline gelebilmesi için oldukça böyle karmaşık bir işlem gerçekleştiriliyor. Her bloğun içine başvuran bir kod bir sonraki bloğa bağlanıyor. Bu zincir ismi de buradan geliyor. Birbirine bağlanmasıyla. Bu yani bizim bilgisayarınızı kullanarak bu bir blok zincire katıldığınızda siz de bu bütün bir parçası yani bir düğümü olmuş oluyorsunuz. Düğüm olarak kabul ediliyorsunuz. Bir zincirde bazen binlerce hatta milyonlarca düğüm de olabiliyor. Bunlar arasında Bitcoin ve Ethereum hepimizin bildiği gibi en popüler blok zinciri. Oraya girecekler. Tamam. Tamam. Ben buradan akıllı sözleşmeye geçeyim o zaman. Direkt. Tamam. Smart Contract adı altında geçiyor. Akıllı sözleşme. Bu da alıcı ve satıcı arasındaki bir sözleşme aslında. Alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmenin de doğrudan kod satırlarına yazılmasıyla işliyor bu sözleşme. Buradaki kod ve sözleşmeler dağıtılmış, merkezi olmayan blok zinciri ağı üstünde bulunuyor. Yazılmış olan kod yürütmeyi denetliyor. Böylece işlemler izlenebilir ve geri dönülemez hale getiriliyor. Buradan açık blok zinciri ve gizli blok zincirine geçeceğim ben direkt. Açık blok zinciri public ve permissionless blockchain olarak geçiyor. Çok güzel bir benzetme yapılmış buna. Halka açık blok zincirini halk plajına benzetmişler. Biz çok beğendik bu benzetmeyi çünkü hani tam olarak kavramını anlatıyor. Herkes bloğa katılabiliyor açık blok zincirinde. Herkes blok ekleme etkisine de sahip oluyor. Aslında tam anlamıyla bir demokratik ortam var. Hani sıkı kuralları yok, yetkili görme şansımız yok. Ama yine de kendi içinde bir düzenle işliyor. Bunun aksine gizli blok zincirinde ise yani private ya da permission blockchain'de ise eğer hani diğerine açık halk plajı benzetmesi yapıyorsak buna da özel plaj benzetmesi yapabiliyoruz. Bu yapıda herkes bu ağa dahil olamıyor. Bir tık bir otorite söz konusu ve bu otorite kimin ne yapacağına karar veriyor. Yani aslında ağda bulunan kişiler birazcık seçkin kişiler olarak nitelendirilebilir. Bu tip yapının kullanması ya yani kullanılması genelde özel şirketler için daha uygun oluyor. Çünkü hani sonuçta her şirket tüm kayıtlarını herkesle paylaşmak ya da herkesin tarafından görülmesini istemiyor. Bu yapıda güvenilir kişiler belirlendikten sonra onlara blok ekleme etkisi veriliyor. Yani demokrasidense hani oligarşik bir düzen benzetmesi daha doğru olabilir. Hani böyle kimin ne yapılacağı da en baştan belirlenmiş oluyor. Yani işte kimin blok ekleyeceği, kimin tüm kayıtları görebileceği ya da işte akıllı sözleşmenin kimin çalıştırabileceği belli olmuş oluyor. Böyle bir özelliği var. Bir de geri dönülemezlik ilkesine değinelim. Burada da aslında işlemler blok zincirinde geçerli bir bloğa eklenince güncelleniyor ve yeni verileri yansıtıyor.
Bu nedenle de eklenen veriler hani matematiksel olarak ilişkili olduğundan dolayı entegre, yani blok zincirine entegre edilmiş önceki kayıtlarla bağlantılı oluyor. Bu yüzden de değiştirilemiyorlar, geri denilemez oluyorlar. Çünkü bunları eğer değiştirmek istersek, hani birbirine entegre etmektense, tüm her şey matematiksel olarak birbiriyle bağlantılı olduğu için her şeyin yeniden hesaplanması gerekiyor ve bu büyük bir enerji kaybına sebep oluyor. Enerji gereksinimi doğuruyor. O yüzden de eklenerek diyorlar ve geri dönülemez oluyorlar. Çok güzel açıkladınız. O plaj yönünü iyi yakalamışsınız. Bir E'yi hak ettiniz. Teşekkürler. Şimdi hocam. Orada bir şöyle katkı sağlayayım. Mesela Satoshi'nin makalesine de şöyle söylüyor. Yani Bitcoin makalesine de baktığınız zaman, yani geri dönülemezlik vesaire. Bankada mesela bankayı ortadan kaldırıyor. Yani üçüncü aracı, daha doğrusu finansal herhangi bir kuruluşu. Burada Bizans'ı genel problemi zaten ilk defa çözdüm diye çıkıyor. Bu ortadan kaldırdığında double spending, en çok çözülmesi gereken, yani çifte harcama ve bir de geri dönülemezlik çerçevesinde bankada mesela EFT yaptınız, geri alınabilir. Yanlış adrese gönderdim derseniz bunu banka devreye girer, geri alabilirsiniz ama blok zincirinde geri alamıyorsunuz. Geri dönülemez yasa gibi düşünün. Güzel. Şimdi burada en çok dikkat çeken şey şu. Ağda milyonlarca kişi bile olabilir deniyor. Yani binlerce kişi olabiliyor, değil mi? Biz bunlara ne diyoruz? Aslında madenci diyoruz biz anlamda da. Belki madencilik olayına burada girmemiz lazım. O da şuradan kaynaklanıyor. Şimdi bu kadar binlerce kişinin olduğu sistemde merkezsiz, dağıtık, bir sizin şirket yok değil mi ortada? Birilerin bu işi yapması lazım. Yani blokları birbirine bağlaması, tutturması lazım kriptografik şifrelerle. Şimdi bunlara bir finans gerekiyor değil mi? Yani bunlar bunu tutabilmek için bu insanlar bir nedir, ödül alacaklar veya birileri bunlara para ödeyecek. Bunlar şirket altında çalışmadığına göre değil mi? Herkes bu işi yapabileceğine göre herhalde madencilik diye bir şey kavram. Oraya girsek iyi olur herhalde değil mi? Fiziksel altın mesela madenciliğine benziyor mu bu? Ne kadar benziyor? Var mı farkları? Veya coin madenciliği, yani madencilik diyorlar buna değil mi? Genel adı. Blok zincirinde nedir ne değildir? Kim söyleyecek bakalım? Ben söyleyeceğim hocam. The Collective olarak konuşuyorum. Grup 4 adına. Şimdi bu madencilik dediğimiz gerçek madenciliğe evet benziyor ama bunda tabii ki de kazma falan kullanılmıyor. Yani öyle bir şey değil. Burada çözülen şifreler var. Bu aslında bir algoritma. SHA-256 algoritması. Amaç bu madencilerin yaptığı şey iki bloğu birbirine bağlayabilmek ve bunun sonucunda her başarılı bağlama sonucunda yaptıkları işlemleri diğer madencilere sunuyorlar. Buna da proof of work deniyor. Eğer onlar bu işlemi onaylarsa bir ödül alıyorlar. Başlangıçta bu ödül, Bitcoin yeni çıktığında bu ödül yaklaşık 50 Bitcoin falandı. Ama bir yarılanma diye bir mevzu var bu konuda. Bu da her 210 bin blokta bir sizin kazandığınız ödül yarıya iniyor. Mayıs 2020 itibariyle ise de bu ödül 6.25 Bitcoin. Evet. Şu ana kadar 18.6 milyondan biraz fazla Bitcoin kazılmış durumda ve toplam zaten 21 milyon Bitcoin var. Bu kalan 2.3 milyon civarı Bitcoin de yani biraz uzun bir vadede kazılması bekleniyor. Madencilik kısmı bu şekilde. Bu sistemin burada şöyle kalması için... hemen orada ara verin, unutmayın söyleyeceğinizi. Arada hı hı. Başka bir gruba ben şöyle demişim. Bitcoin nedir? Kaç tane çıkmış? Kaç tane çıkacak? Mesela Bitcoin, Ethereum hacmi, kripto para borsasının toplam piyasa, o miktarlarla ilgili bir şey söylesem. Madem ki o konuyu açtınız, siz orayı unutmayın, tamam mı? O gruptan bir alalım bakalım. Tamam hocam. Grup 9. Başlayayım ben. Bitcoin herhangi bir merkez bankası, bir resmi kurum ya da herhangi bir kuruluşla ilişkisi olmayan ancak ülkelerin kendi para birimleriyle alınıp satılabilen herhangi bir üçüncü parti hizmetine ve en önemlisi aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir dijital değer. Aslında elektronik bir para birimi. Virgülden sonra milyonlarca basamağı var. Çok detaylı bir şekilde ayrılabiliyor. Ayrıca bu bizim Deep Web, işte derin ağ olarak çok adı geçen bu ortamda da en çok kullanılan para birimi. Bu sayısal değerlere dair de Cemre bilgi verecek şimdi. Günümüzde 18 milyondan fazla Bitcoin var hocam. Net bir sayıyı düşünürsek 18.671.256 adet şu anda. Ancak bu Bitcoin piyasasının %15'inden fazlasının kayıp olduğu söyleniyor. Öngörülen Bitcoin miktarı da 21 milyon. En fazla olabileceği şey evet. O kadar. Evet.
Hocam ben de kısaca işlem hacimlerinden bahsedeyim. Tamam. Ethereum günlük işlem hacmi yaklaşık 33 milyar dolar. Bitcoin ise 65 milyar dolar. Kripto para borsasının hacmi ise yaklaşık 1.9 trilyon dolar hocam. Toplam 1.9 yani nasıl hesaplanıyor? Para arzı mesela Bitcoin 18 küsur milyon var. Tanesi şu anda 60 bin dolar. İşte ne kadar ediyor? İşte şu kadar gibi. Değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi burada bir sürü tabii şeye girdik. Arada kaldığımız yerden bir madenciliğe tekrar devam edelim. Bitcoin antiparantez açmış olduk orada. Evet. Burada bir problem oluyor. Şimdi 21 milyon coin kazılacak dedik. Buna kazıldıktan sonra bu sistem nasıl güvenli tutulacak? Yani o zaman ne olacak diye bir soru çıkıyor ortaya. Burada da şu oluyor. Bu meydana geldiğinde de madenciler artık işlem ücret almaya başlıyorlar. Komisyon almaya başlıyorlar. Her yaptıkları işlemde. Bu da aslında yine sanki bir üçüncü parti varmış da burada arada komisyon alıyormuş gibi bir duruma dönüşüyor aslında. Bu bakımdan da altınla bağdaştırmaya başlayabiliriz bu konuyu. Genel olarak şimdi hacim olarak birbirlerinden çok farklılar altınla Bitcoin. Bugüne kadar toplam 190 bin ton altın çıkarıldığını en iyi ihtimalle söylüyorlar. Finansal anlamdan Dünya Altın Konseyi 1950'den bugüne kadar yaklaşık 3'te 2'si çıkarıldığını söylüyor altının. Benzerlik olarak her iki varlığın da tüketici üzerinde benzer eğilimlere neden olduğunu hareketle altın ve Bitcoin fiyatları arasındaki kurulan ilişkiyi söylüyoruz. Bu ilişkide bir dönem içerisinde altın ve Bitcoin değerinin fiyat grafiği performansı karşılaştırılarak destekleniyor. Fiyatlar farklı olsa da grafikte baktığımızda hareketleri oldukça benzer oluyor birbirlerine. Ama aslında bence benzerlikten ziyade farkları önemli olan. Farkları da şöyle. Zaten birçok arkadaşımız söyledi. Burada merkezi olmayan bir yapı söz konusu. Ve her işlem birçok yere doğrulandığı için ekstra bir güvenebileceğimiz bir kişiye ihtiyaç duymuyoruz. Ayrıca burada bir kanıtlanma durumu olduğu için herkes her şeyi şeffaf bir şekilde yapıyor. Bu durumda da çok daha az işlem ücreti ödüyoruz. Ve kimsenin hiçbir şeyi basma yeteneği olmuyor aslında. En önemli şey bu diyebiliriz. Bu da parasal genişlemeyi engelliyor. Yani Bitcoin'iniz varsa siz para basamıyorsunuz. Ekonominin durumunu anlık olarak spekülatif bir şekilde değiştiremiyorsunuz. Zincirin canlı tutmanlıkları da... Madenciler çıkarıyor. Her 10 dakikada bir ödül olarak şu anda 6.25 çıkıyor. Yani siz bunun 21 milyon ötesine çıkaramayacaksınız gibi. Evet. Tamam. Tamam. Başka ne söyleyebilirim? Şey yoksa tamam. Şimdi devam edelim. Yani madencilikle ilgili konuya girmişken madem. Yani... Hocam bir şey daha söyleyelim mi? Bir şey kaldı. Tamam. O da başka bir eksisi var Bitcoin'in. Bu da işlem süresi. Siz bir işlem yaptığınızda bir yere para göndermek istediğinizde paranızın boyutuna bağlı olarak bu bir gün hatta belki daha fazla bile sürebiliyor. Burada da aslında şimdiden bile fazla para vererek bu işlemi hızlandırabiliyorsunuz. Burada da işte bir eksi aslında yani. Burada da işlem süremiz kısıtlı. Bunun evet. İçinde yeni teknolojiler çıkıyor ortaya işte. Bu da güzel. Şey. Şimdi burada yani transfer ücreti diyoruz. Madencilere gidiyor, dağılıyor. Merkezi şekilde bu madenciler 21 milyonda olduğu zaman da Bitcoin örneğinde olduğu gibi transferle bunlar bunu sağlayacaklar. Şimdi madenciler girmişken buna karşı eleştiriler sonucu başka algoritmalar da çıkmış. Yani madencilik, mining ve staking diye iki tane sistem var. Staking diye bir şey var. İkisinin arasında farklar nelerdir? Neyi çözmeye çalışmışlar? Yine ödülle ilgili kısımdan madem başladık. Blokları tutmak için birilerine ihtiyaç var. Bunlar dağıtık noter gibi çalışıyor. Bunlar ne yapıyorlar? Enerji ve işlemci sarf ediyorlar madencilikte. Evet, mining ve staking nedir bunların farkları? Mesela neleri düzeltiyor veya neler geliştirmiş? Evet hocam, bu 8. grup bizim konumuz. Grup 5 olanın konusu. Stake ve mining arasındaki farklar. Öncelikle mining ile başlayayım. Çünkü mining'i daha önceden de detaylı anlattı arkadaşlar birazcık. Mining daha çok donanım ve yazılımlar aracılığıyla kripto para üretimini sağlayan bir sistemdir. Ayrıca de kripto para transferlerinin kaydının ve onayını da yapılma işlemlerini de dahil eder içine. Yani daha çok fiziksel bir güç uygulayarak, blokları çözerek, şifreleri çözme işlemiyle
coin üretimini gerçekleştirir. Yüksek işlemci ve ekran kartı gücü gerektirir. Yani gerçekten bu işlemi yapmak için elinizde güçlü ekran kartları ve güçlü bir işlemcisi olan bir sisteminiz olması lazım. Yani mining işlemine başlamak için elinizde ciddi miktarda bir sermayeniz olması gerekiyor. Maliyetli bir iş ve dediğim gibi ekipman gerektiriyor. Ekipmanları da özellikle Türkiye şartlarında çok maliyetli. Stake etmek ise Peki bunun temel girdisine donanımı satın aldınız. Ondan sonra temel bunun girdisine en çok yani tüketilen ihtiyaç duyduğunuz şey ne oluyor? Elektrik. Elektrik. Elektrik hocam. Çok fazla elektrik çekiyor yani. Evet. Bununla ilgili bilgisi olan var mı başka? Ne kadar sarf ediyor, ne kadar şey yapıyor mesela, ne kadar elektrik gücü bir örnekle verebilir misiniz? Hocam evinizde şey yapamıyorsunuz. İki taneden fazla, iki tane dediğim her bir kasada yaklaşık 12 tane ekran kartı oluyor. Ev tipi elektrikte iki tane kasadan fazla çalıştıramıyorsunuz, yoksa yetmiyor gücünüz. Bu da mesela aynen sigorta atıyor. Sanayide de yaklaşık 3-4 tane bir kasanız varsa mesela, yani 36 tane falan ekran kartınız varsa diyelim, aylık 5000'e yakın elektrik parası ödüyorsunuz. Evet. Genelde bunu mesela kuyumcu kent gibi fiziksel altının, orada benzerliğini de söylemiş olalım. Fiziksel altını şekillendirmek için nasıl enerji ihtiyacınız varsa, burada da enerjinin en çok ihtiyaç duyulduğu böyle sanayi elektriği dediğimiz kuyumcu kent gibi altın işlendiği yerler veya organize sanayi bölgelerinde çalışıyor daha çok. Büyük böyle watt gücü olan makineler olan yer. Evet, güzel. Staking'le devam edelim. Demek ki burada mining'de enerji işlemci sorunları var dedik. Yani ayrıca normal bir ev tipi üretim için düşünürsek kendini yaklaşık 7-8 ay içinde amorti ettiğine dair bir şeyler de okumuştum hocam. Stake etmek ise blockchain ağını teşvik etmek için para cüzdanımızda coin bulundurmakla ilgili aslında daha çok. Ödül kazanmak için yani siz kripto cüzdanınızda kripto parayı belli bir süre bloke ediyorsunuz. O bloke süresi içinde bu kripto parayı bozamıyorsunuz. Bozduğunuz takdirde de size belli bir yaptırımı oluyor bunun. Bir cezası oluyor. Yani 30, 60, 90 gün kadar vadeli. Hani vadeli faiz gibi de düşünülebilir aslında bu, ama tam olarak faiz de değil bunun karşılığı. Ödül borç almıyorsunuz. Borç almıyorsunuz. Ya da sizin bloke ettiğiniz bu coin'i bir başkasına coin üreticileri ek ücret karşılığında satmıyorlar. Yani faizden temel farkı bu. Evet. Sizin coin'inizi kullanıp da başkalarına ekstra ücretle coin'i satmıyorlar. Evet. Bundan yani dolayı faizden ayrılıyor. Ödülden, yani alabileceğiniz ödül şansından aslında feragat ediyorsunuz diyebiliriz. Evet, öyle de denilebilir hocam. Ya bunun şeyden, mining'den en büyük farkı ve avantajı diyebileceğimiz şeyi maliyetsiz olması. Mining'e göre maliyetsiz bir işlem. Ve mining'in gerektirdiği kadar sermaye ve ekipman gücü, elektrik gücü gerektirmez. Sonuçta siz sadece coin'i alıp cüzdanınıza tutacaksınız. Bunu belli bir süre bloke ettireceksiniz sadece. Ve bunun karşılığında size işte belli oranlarda coin hediye edecekler. Bu da İşte sistemin sürekliliğini, sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini, daha doğrusu sustainability'sini arttırmak için gerekli olan bir sistemmiş. Staking evet. İşlemi. Bunun için size ödül veriyorlar. Yani ödülün sebebi de bu. Döngüyü döndürüyorsunuz daha doğrusu. Bu işleme de genel olarak proof of staking adı veriliyor. Mining işleminde arkadaşımız bahsetmişti. Proof of work demişti. Bunun iş kanıtı, ise kanıtı. Efendim? Proof of work iş kanıtı, proof of staking hisse kanıtı olarak çevrilebilir. Evet. Anladım. Evet. Proof of staking diye geçiyor. Sistem olarak. Staking dediğim gibi en büyük katkısı, yani çok fazla işlem gücü gerektirmiyor. Aynı zamanda kripto paraların dolaşım miktarını da sınırlıyor hocam bu sistem. Yani arz talep dengesi açısından da bir denge oluşturuyor
daha doğrusu. Bunu güzel yakaladınız. Buradan bir E verelim. Ben staking. Yani çünkü cüzdan piyasadan dolaşımdan çıkarttığınız için bunu ne oluyor? Arzı sınırlı. Evet. Evet. Güzel. Evet. Tamam. Aynı, yani bunun sonucu olarak son bir şey daha ekleyeyim, sonra bitireyim hocam. Staking edilen kripto para miktarı yani ne kadar fazla olursa bu mantığa göre bu aldığınız kripto paranın fiyatının düşme miktarı da düşme olasılığı daha doğrusu o kadar azalır. Yani piyasadan para çekiyorsunuz çünkü arzı şey yapıyorsunuz, kısıtlamış oluyorsunuz. Ender evet. Olma şeyi. Evet, kısıtlamış evet. Oluyoruz. Evet, güzel. Evet. Şimdi bu şekilde özetlerim. Tamam. Şimdi burada coin ile token farkı nedir? Mesela kripto paralarda işte coinlerde halving diye bir şeyden bahsetti arkadaşlarınız, yarılanma diye. Mesela bir de piyasada kaç tane kripto para var? Yani burada herkes konuşuyor. Acaba nedir bunlar? Evet hocam, grup 6 olarak ben konuşacağım bu konu hakkında. Token'ın coin'den temel farkı hocam. Coin kendine ait bağımsız bir blok zincirine sahip. Token mevcut bir blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir kripto para olması temel farkı bunların. Aynı zamanda tüm tokenlar kripto iken coinler token olmuyor yani. Orada öyle bir olayı var. Halving'den bahsedecek olursak da halving kelime olarak yarılanma anlamına gelmektedir. Madencilik ile üretilen bu kripto paralarda madencilik üretimine blok başına düşen ödülün belli aralıklarla yarıya düşürülüyor. Bunu yapmalarındaki sebep bu işe ilk madencilik yaparak kriptoya ilk giren insanların daha yüksek ödül almaları var. Bir de ikinci olarak kripto para madencilik olarak elde edilecek coin sınırlı olduğu için hani eğer yarılamazlarsa bu madenciler sonucunda hani bitecek o şey, para bitecek. Sonuçta top seviyeye ulaşacak, bitecek. Bu yüzden belli aralıklarla yarılanma gerçekleştiriyorlar ki insanları daha çok bu zincirde tutabilsinler. Evet. Yani böylelikle burada kalmış oluyorlar. Toplam sayı olarak da yani bayağı bir arttı son zamanda kripto currency'lar. Şu an 5000'e yakın kripto currency var. 5000'e yakın diyorsunuz. Bu CoinMarketCap içerisinde tabii herhalde evet. Oradan mı aldınız? Evet. Token olarak bildiğim kadarıyla mesela sadece Ethereum üzerinde 320.000'in üzerinde token var. Tokenlar daha fazla olabiliyor hocam. Tek bir parayı üzerine evet. Tokenlar daha çok oluyor ama kripto currency olarak şu an 5000'e yakın var. Evet. Yani piyasaya çıkmamış oluyor veya kendi aralarında döndürüyorlar gibi. Evet. Coin ile demek ki coin birisinin kendi özgür blok zincirine sahip. Madenciliği yapılabiliyor veya staking yapılabiliyor ama token'da ise başka bir blok zincir üzerinde smart contract. Evet. Şimdi biraz da pratiğine doğru girelim. Şimdi banka cüzdanı ile kripto para cüzdanı arasındaki fark nedir mesela? Kripto paralar hangi borsalarda bulunduğu ile ilgili mesela fiyat bilgileri, bunlar nasıl öğreniyoruz? Evet hocam. Nasıl bir şey yani? Bu banka cüzdanı benziyor mu? Benziyorsa nasıl benziyor? Değilse nasıl? Gibi. Tamam hocam. Öncelikle dijital para ile kripto para arasındaki en önemli ayrım merkez konusudur. Dijital paralar resmi sayılırlar. Yani yasal açıdan bildiğimiz Türk lirası, Amerikan doları gibi geleneksel paralar bir otorite tarafından yaratılıyor. Bu nedenle merkezi bir yapıları var. Yapılan alışverişler bir merkezde düzenleniyor, toplanıyor banka ya da devlet gibi. Dediğim gibi merkez bankaları tarafından da piyasaya sunuluyor ve destekleniliyor. Dijital parayla yapılacak işlemler otoritenin onayıyla gerçekleşiyor. Kripto para birimlerinde ise yapılan olaylar merkezi değil ve düzenlemeler topluluğun çoğunluğu tarafından yapılıyor. Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimleri kullanıcılar tarafından madencilik aracılığıyla yapılıyor. Dolayısıyla burada önemli bir fark var hocam bence banka cüzdanı ile. Kripto para borsaları geleneksel para borsa sistemiyle çalışmakta. Geleneksel borsa sisteminden tek farkı yatırımlarımızı kendi banka ve kripto para borsası hesabımızla yapabiliyoruz.
bir aracı kurmaya ihtiyaç duymuyoruz. Kripto para borsasında ise işlemler borsa kullanıcıları arasında yapılıyor. Reel para birimiyle alış yapmak isteyen kullanıcı kripto para birimini reel para birimiyle takas etmek isteyen başka bir kullanıcıdan alıyor. Başka bir konu ise kripto para birimleri fiziksel karşılığı olmayan sanal para birimleri. Dolayısıyla kripto para satın alma işlemleri de bu nedenle sadece internetten oluyor. Fakat banka cüzdanından para çekimi fiziksel olarak da gerçekleşebiliyor. Bu da arasındaki büyük farktan birisi. Kripto para borsaları ise çok sayıda var günümüzde. Fakat şu an en popüler kullanılanlardan bahsetmek istiyorum. Binance var, Coinbase, Coinmama, Chiliz Borsası ve KuCoin. Bu gibi daha birçok platform var. Bu borsalardan takas analizini ve fiyat bilgisini öğrenebiliyoruz. Bu şekilde hocam. Şimdi burada tam o parantezi açtık. Yani kripto para ekosistemi nasıl çalışır, nasıl alınır, nasıl satılır? Burada en önemli şeylerden birisi belki merkezi borsa ve merkezsiz borsa kavramı var. Yani evet. İkisinin arasındaki farklar nelerdi? Onu başka bir grupla şey yapmıştık. Onlar bir devam etsinler bakalım. Kripto para ekosistemiyle ilgili nasıl alınır, nasıl satılıyor, merkezi borsa gibi. Evet, merhaba hocam. Grup 5'ten konuşuyorum ben de. Bu kripto para ekosistemi nasıl çalışırla başlayayım. Ekosistem kavramı biyolojik toplulukların karşılıklı etkisini ve onlarla çevreleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan biyolojik terimlerden geliyor. Bu ifadeyi de blockchain endüstrisinde de kullanıyoruz. Blockchain'in katılımcılar arasındaki etkileşim, merkezi olmayan uygulaması ve dış gerçek dünya ile ilişkisi dahil olmak üzere farklı katılımcıları içerdiği anlamına geliyor. Blockchain ekosisteminde teknoloji, kullanıcı, uygulama ve işlem depolama ekolojisi olarak 4 farklı yön var. Bunların teknoloji ve kullanıcı ekolojisi temel parçalarını oluşturuyor blockchain'in. Bunları bulduk. Arkadaşlarım devam edecek. Blockchain'in nasıl coin'lerin evet. Nasıl alınıp nasıl satıldıklarına dair bilgi vereceğim ben de şimdi. Grup 5'ten devam ediyorum. Merkezi veya merkezi olmayan şekilde işlem yapılacak olan borsa seçiliyor önce. Daha sonra bu borsaya başlangıç yatırımı yapılıyor. Ve başlangıç yatırımının ardından talep edilen coin karşılığında ödeme yapılarak alım yapılıyor. Bu alım yapıldıktan sonra hali hazırda sahip olunan coin de aynı biçimde para karşılığında dönüştürülebiliyor. Uzun vadede coin'e sahip olmak isteyen kullanıcılar wallet adreslerine ellerindeki uyumlu coin'leri transfer ederek saklayabiliyorlar veya tam tersi şekilde walletlarından da borsalara ileterek satış gerçekleştirebiliyorlar. Bu şekilde alım ve satım işlemleri devam ediyor. Evet. Merkezi borsayı ben anlatacağım hocam. Merkezi borsa diğer adıyla kısaltmasıyla JEX yani belli bir merkezi bulunan bir merkezi yönetime sahip borsalar. Bu borsalarda kripto paraların listelenmesi, hangi paritelerde listeleneceği, kripto para kullanıcılarına dair kararların alınması bir yönetim tarafından belirleniyor. Örnek olarak Binance, KuCoin, Huobi bilinen merkeziyetli borsalardan. Merkeziyetli borsalardan ve merkezsiz borsaların farkına gelecek olursak JEX'lerin avantajı kullanım kolaylığı, görece düşük komisyonlar ve müşteri hizmetlerinin olması. Merkeziyetli borsalar JEX'e kıyasla daha yüksek ticaret hacmi sunuyorlar ve daha yüksek likidite sunuyorlar. Merkeziyetli borsalar daha yüksek işlevsellik içeriyorlar. Neredeyse real time'a yakın bir sürede alım satım işlemi yapabiliyorsunuz. Dexe kıyasla olmuyor, değil mi? Onu bilmiyorum. Onu da anladım hocam. Dexe kıyasla saldırılara iki para arasında transfer yaparken iki kripto para arasında gerçek blok zinciri kullanılmadığı için sanal olarak, merkezi olarak yaptığı için çok hızlı oluyor. Evet. Evet. DEX'e kıyasla saldırılara daha
karşı daha savunmasız. Çünkü merkezi bir sistemde tutuluyor bütün veriler. Hükümet düzenlemeleri uyarınca JAX daha riskli, kapatılabilir. Ve merkezi olarak... JAX derken Centralized Exchange. Aynen, aynen. Merkezi bir yönetim tarafından yönetiliyorlar ve merkezi yönetim tüm platformlarda tek tam yetki sahibi olarak biliniyorlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer arkadaşım merkezsiz borsalardan bahsedecek. Evet. Grup 5'ten devam ediyorum hocam. Merkezsiz borsanın ne olduğundan bahsedeceğim. Kısaca DEX diye geçiyor. Kullanıcıların varlıklarını tutmak için üçüncü bir tarafın hizmetine bağlı kalmadığı borsalardır aslında. Bunun yerine işlemler doğrudan otomatik işlem vasıtasıyla kullanıcılar arasında gerçekleşiyor. Avantajlarından bahsedecek olursak, merkezi olmayan bir borsanın merkezi borsaya kıyasla en büyük avantajı üçüncü tarafın güvenine bağlı kalmamasıdır. Bu borsada yapılan bütün işlemler tamamen kullanıcılar arasında gerçekleştiğinden üçüncü kişilere olan ihtiyaç aslında ortadan kalkıyor. Merkezsiz borsaların kullanımında üyelik kaydı yapmadığımız için aynı zamanda kimlik doğrulama ve profil bilgilerimizi doldurmak zorunda da kalmıyoruz. Bu sayede kimlik profil bu sürece ne deniyor? KYC. KYC'yi rastladın mı? KYC'nin en kısaltması. Know Your Customer. Bu sayede tamamen anonim bir şekilde borsa üzerinde kripto para ticareti yapmanızı olanak sağlıyor aslında. Aynı zamanda hiçbir şekilde bilgilerimiz paylaşılmadığı için tamamen gizli durumda kalıyoruz. Yani hocam aslında merkezi borsalara göre en büyük avantajlanan birisi de hacklenme durumu. Hacklenme durumu merkezsiz borsa durumunda önemsiz bir hale geliyor aslında. Ayrıca bu borsalardaki işlemler blockchain üzerinden gerçekleştiği için daha şeffaf bir yapıya sahip olmuş oluyor. Ve dediğiniz gibi daha hızlı işlemler daha hızlı gerçekleşiyor. Çünkü ortada bir aracı olmamış oluyor, üçüncü kişi olmamış oluyor. Orada bir yanlışlık olmasın. Merkezi borsada mı daha hızlı, şeyde mi daha hızlı? Merkezsiz borsada daha hızlı diyor hocam. Yani arada üçüncü kişi olmadığı için, onaylama olmadığı için daha hızlı gerçekleştiğini söylüyor. Alım satım ama merkezi borsalar daha hızlı dedik az önce. O yüzden likidite daha hızlı oluyor. Çünkü burada merkezsiz borsada direkt blok zincirleri üzerinde olduğu için mesela diyelim Bitcoin ile Ethereum'u değiştireceksiniz. Bitcoin üzerinde her 10 dakikada blok çıkıyor. Evet. Onun gerçekleşmesi gerekiyor. Diğerinde de gerçekleşmesi gerekiyor. Yani hız açısından yani bir takasın gerçekleşmesi merkezi borsada daha hızlı, daha yavaş değil mi? Yani benim bulduğum bilgi de şey diyordu hocam. Arada üçüncü kişilerin onayı gerekmediği için orada bir şey var. Bir yanlış olmuş olabilir hocam. Düzeltirim. Orada hız açısından merkezi borsalarda ikisini takas etmek daha nedir? Hızlı oluyor. Çünkü blok zincirler arasında yapılmıyor. Sanal olarak bir hesapta merkezi borsa tak ondan aldım diyor, ona koydum diyor. Burada bir de şunu ekleyelim arkadaşlar. Merkezi borsalarda botlar dediğimiz şeyler var. Bot diye bir şey duymuşsunuzdur değil mi? Nedir bot? Botlar ile ilgili şey size söyleteyim. Çalışan var mı? O konuyu vermedim ama. Bot dediğimiz yapılar hızlıca alım satım yani gerçek olmayan alım satımları yaparak ne yapabiliyorlar? Yani olmayan aslında bir sanal hacim oluşturabiliyorlar. Bu da borsanın bir bakıyorsunuz hacmi şu kadar çok büyük bir borsa zannediyorsunuz. Ama gerçekte fake yani sahte işlemlerle borsanın hacmini ne yapıyor? Olduğundan çok daha fazla büyük gösteriyor. Herkes oraya yönlendiriyor. Bu işlemler merkezsiz borsalarda mümkün değil. Niye? Şeffaf orada. Gerçek alışverişler oluyor. Yani sanal olan yani iki para arasında takasın sanal olduğu bir yapı söz konusu değil. Merkezsiz ikisinde gerçekten alım satım olmuş olduğu için nedir? Gerçek işlemler şeffaf olarak blok zincirleri üzerinde görülebiliyor ama merkezi yapılar nedir? Her zaman suistimale açık, hacklenmeye açık yapılar oluyor. Evet. Merkezsiz borsada peki aracı token kullanarak veya atomik takasa dayalı olan o konuları hiç şey yaptınız mı? Öyle bir karşınıza çıktı mı? Yok hocam çıkmadı. Çünkü merkezi borsada iki şekli var. Bir direkt iki blok zincir arasında aracı kullanarak ya da aracı kullanmadan. Atomik takas deniyor. Atomik takas
aracı hiç olmaması, aracı token olmaması yani. Aracı derken kişi kuruluş olmuyor. Ama bir şey oluyor, aracı token oluyor. Aracı token olduğu zaman orada işte işlem hızlı oluyor. Onlara da DeFi projeleri deniyor. Decentralized Finance dediğimiz. Likidite havuzu dediğimiz şeyler oluyor. Likidite havuzunda o token'a, yani aracı token'a yatırım yapanlar oluyor. O aracı token aracılığıyla olduğu zaman merkezi borsalara yakın hıza erişebiliyorlar. Öyle bir özellik de var. Tabii yine blok zincir üzerinde oluyor ama işlemler yani yarım saat sürecekse, 15 dakika sürecekse diyelim ki yani bir dakikanın altına veya saniyede inecek şekilde 5-10 saniyede işlemi yapıldığı da olabiliyor. Evet. Şimdi konu olarak evet güzel, gayet güzel hepsini kapsadık. Bayağı bir şey oldu değil mi arkadaşlar? Kripto para, bakın parçaları hep birlikte tamamladık. Tamamlanmayan, şurası biz çalıştık, burası mesela hiç bahsedilmedi. Önemli dediğiniz bir konu var mı takımlardan? Hangi takımsa takım adını da söyleyeyim başında. Parçalar için daha iyi tamamlamaya çalışalım. Marmara Hastanesi'nden arıyorlar. Hatice'm, benim telefonu açsana. Şunu açsana. Al şurada telefonu. Evet arkadaşlar, şey yapın, o arada şey yapayım. Hocam chatte biri mesaj atmış da size. Yazıyorum ama bakmıyorsunuz mu demiş hocam. Alım satım botları. Ha, alım satım botlarını bir şey yapın. Ha, alım satım botlarını biraz değindim. Onu konuşun. Söz alın. Hocam nasıl? Bir de NFT projeleri var aslında şu an gündemde olan. Belki duymuşsunuzdur. Bahsedelim bakalım. Yani çok şey yapmadan evet. Yani benim de aslında çok detaylı bir bilgim yok da böyle sanat alışverişleri oluyor veya Twitter'daki tweetlerinizi satabiliyorsunuz. NFT veya NFT dediğim şey kripto paralar bugünlerde olan bir şey. Bu NFT token aslında, o da bir token. Eşsiz bir şey bu. NFT ile ilgili konuşmak isteyen varsa konuşsun. Ben anlatmadan size anlattırayım bakayım. Var mı NFT? Yoksa ben söyleyeyim. NFT mesela bir sanat eseri var veya başka bir şey var. Tek bir şey var. Arabanız var en basiti mesela. Arabanız, evinizin tapusu var. Bunu ne yapıyorsunuz? NFT haline getiriyorsunuz. Eşsiz bir şey. Dolayısıyla bir tane tanım, hani biz 320 bin tane token var dedik ya şey üzerinde. Eğer NFT gerçekleşebilmiş olsa belki milyarlarca token olması demek bu. Niye? Çünkü her bir evin tapusu, bir sanat eseri tek bir isimle ne yapılabiliyor? Kendisinden eşsiz olarak bir tane var. Bunu başka bir yere satıp dolaştırabiliyorsunuz. Tabii bunun da ayrı şeyi var. Çok tartışmalı alanlardan birisi. Burada da çok dikkatli olması lazım NFT projelerinde. Çünkü gerçek fiziksel dünyayla birlikte dönmezse dijital mesela sanat veya bu oyunlarda olabilir. Oyun nesnelerini mesela satma olabilir. Onlar da çalışır ama arkası mutlaka bir güvene dayalı yapı olması lazım. Yani bir oyun platformu diyelim ki. Yani de tapuyla ilgili bir şeyse tapu dairelerinin onu kabul etmesi lazım. Yani o NFT rakamını, kripto para, yani kripto rakamını veya şifreyi kabul edecek güvene dayalı yapı olması lazım. Evet, o çok onu şey yapmadım. NFT diye vermedim ki yani, çünkü orada çok şeyler var. DeFi var, NFT var, ayrıntılı başka şeyler. Genel hatlarıyla blok zinciri, kripto paralar, şunlara bunlara girmiş olduk. Bayağı kapsamlı bir şey oldu arkadaşlar. Yani sizlere parçada tamamlattık. Başka var mı? Peki şu kaldı diyebileceğiniz. Hangi takımsa yine de şey yapabilirsiniz orayı. Hocam Marmara Coin ne zaman piyasaya sürecek? Çıktı ki 14 aydır çalışıyor zaten. Ha, güzel hocam. O Marmara Credit Loops diye o zaten çalışıyor. Yani üretebilirsiniz. Staking'e dayalı. Kredi döngülerine staking'e dayalı bir şey o. Herkes onu üretebiliyor. Orada Atomic Dex diye bir merkez borsa var. Orada zaten alım satılabiliyor. Merkezsiz borsa olarak. Merkez borsalar çıkartmak istemiyorum hemen hızlıca. Çünkü mal ve hizmete dayalı olarak dönsün diye şey yaptığımız için. Orada kripto paraların en önemli sorunlarından birisi de odur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçek ekonomide bir grup galiba. Hangi grup onu söyledi? Arkasında fiziksel şeyle dönüp dolaşması gerçekleşmiyor. O gruba aslında bir E vermemiz lazım. Hangi grupta onu söyleyen arkadaşlar? Fiziksel olarak diğer mesela para birimleri
pazarda, çarşı pazarda alışverişte kullanarak ilerliyor. Ama kripto paralar mal ve hizmet döngüsünden bağımsız ilerliyor yani çıkış itibariyle. Yani fiziksel altına benziyor ama fiziksel altından farkı da şu. Fiziksel altını siz götürdüğünüzde mesela kuyumcularda şurada burada bozdurup düğün dernek yapıyorsunuz, ev alıyorsunuz gibi şeyler. Orada yine mal ve hizmet koyuluyor bir şekilde. Ama burada henüz tabii bunlar daha yeni çıktığı için çoğu. Yani 10 bin tane işte Bitcoin'e bir pizza alınıyor. Mesela efsane oldu. Pizza günü kutlanıyor biliyorsunuz. Öyle bir olaydan bahsedildi. 10 bin Bitcoin'e bir pizza olayı. 2010 yılında mıydı? Tam emin değilim tarih olarak. Ama mal ve hizmet arkasına koyun. Tesla mesela yeni şey yaptı. Arabaları artık biz Tesla'yı şey yapacağız dedi. Bitcoin'le satacağız dedi. Evet. BTC ile satacağız bunları ve dedi bunları fiyat paraya çevirmeyeceğiz dedi. Yani bu tedarikçilerle de Bitcoin cinsinden yapacağız anlamına da geliyor. Daha önce zaten 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını falan söylemişti gibi. Yani bu arkasında tabii yeni mal ve hizmetler konmaya başlandı. Yeni mal ve hizmetler. Bunlara tabii şey yaptığı zaman buna adaptasyon süreçleri falan henüz gerçekleşmedi. Kripto paralarla ilgili demek ki birisi mal ve hizmetle birlikte ilerlemediği için değerleri de çok oynak. Yani volatilite dediğimiz şey çok burada yaygın. Çünkü piyasada köfte ekmek almakta henüz tam kullanmıyorsunuz. Burada çoğunda belirli sorunları çözdüğünü iddia ederek çıkıyor çoğu da. Biz işte ölçeklenebilirlik amacıyla çıktık diyor. Çok daha işlem süresi hızlı diyor. Yani Visa mesela master nedir? 24 bin saniyede transaction per second deniyor. İşte o hıza erişmeye çalıştığını söylüyorlar. Bitcoin çok daha yavaş diyorlar falan böyle. Herkes bir problemi çözdüğünü iddia ederek çıkıyor. Ama gerçekte, gerçek dünyada yani mal ve hizmetlerle ilgili henüz oturma düzeyinde değil. Hocam yani bu olduğu zaman zaten değerleri oynaklıktan gidecek. Evet. Hocam bir de mesela şöyle bir durum var piyasada. Hani ya insanlar danaya girer gibi coin'e giriyorlar şu anda. Mesela hani piyasada doğru bir şey oluyor. Hemen paldır küldür herkes ona yükleniyor. Ondan sonra işte demek istediğim olay mesela bu Filecoin'le alakalıydı. Bundan önce mesela Chiliz'de oldu aynı durum. Chiliz'i biliyorsunuzdur. Bu tokenlar biliyorum üzerine kurulmuş bir şey. Hatta futbol takımları ile alakalı yavaş yavaş şey yükselişe de geçti. İşte piyasada bir ara bir 7'ye 8'e doğru çıktı. İşte insanlar arkasında aslında bir proje olmasına rağmen insanların hepsi yüklendiği için bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Bir insanları silkeledi. Daha sonrasında işte bir sürü insandan hani parasını kaybetmesine sebep oldu. İnsanların işte burada mesela Bitcoin piyasasında veya işte coin piyasasında projelerin yani coin'in arkasındaki projeyi bilmesi daha mantıklı değil mi? Mesela benim aklıma hep şey geliyor hani bu konuda Elon Musk'tı galiba Dogecoin'le alakalı bir tweet attı. Ondan sonra hani oyun parası evet diye biliyorum hani yani gelişi güzel bir oluşturulan bir para. Tabii daha eğlence şaka için çıkardılar yani Dogecoin. Evet ya ondan sonra insanlar hani yükselişe geçince yüklendi tekrardan battılar. Yani bazı coinlerde de böyle bir hani silkeleme durumu olabilir mi? Hani insanları hepsinde nasıl Bitcoin'de diyeyim coinlerini yakma gibi bir durumu. Şimdi şöyle yani güzel bir böyle konu. Bir durum mevcut yani. Tabii yani kripto paralar şu anda çok riskli bir alan olması yani yatırım olarak da riskli olmasının sebebi zaten o. Hepsinde mesela hani 190 bin ton fiziksel altından bahsettik ya hani benzerliklerini konuşuyorduk kripto paralarla madencilikle. Şimdi Bitcoin mesela yarısı 10,5 milyon tanesi ne kadar yılda çıkmış? 4 yılda bakın. Yani şöyle düşünün. Lidyalılar ilk defa yani para krediyle çıktı binlerce yıl önce ama Lidyalılar ilk defa altın işte vesaire madeni nesneler üzerinde parayı uyguladılar. Lidyalıların ilk 4 yılda bütün dünyada şu ana kadar çıkarmış altını bulduğunu düşünün. Yani Bitcoin'de şu anda olan neyse orada da olacaktı. İnsanlar çünkü mal ve hizmet arkasına koymadan ne yapacaktı? O altını alıp satma durumu olacaktı.
çoğu kimde? Lidyaların elinde. Yani ilk hep böyle halving falan diyoruz, yarılanma. İlk başta girenler bir sisteme, yani bir kripto para projesine ilk baştan girdiyseniz, tamam mı? İlk günlerinde üretmeye başladıysanız blok zincirine birinci gün bir kere nedir? Yarışa birkaç sıfır önde başlıyorsunuz. Niye? Çünkü insanlar keşfetmemiş. Buna gem diyorlar. Hani hazine var ya, gizli hazine. Henüz piyasaya çıkmamış. O anda bulduğunuz bir coinse arkadaşlar, onu üreterek özellikle girebiliyorsanız, ben ona diyorum yani buna mining veya staking, ilk günlerde girin. Mesela bizim Marmara coinleri bakın 14 ay oldu. İlk günlerde beri girenler şu anda hepsi, ben öğrencilerime de hep söyledim. Bunu bakın üretin, üretin, üretin gençler. İlk günden girenlerin hepsi şu anda köşe oldu, onu söyleyeyim. Yani yabancılar da var o projede, başkaları da var. Merkezi borsalara çıktığı anda şöyle oluyor arkadaşlar. Merkezi borsaya çıkıyor. En küçük bir borsada olabilir bakın bu. Merkez borsalarda botlarla bu işi, alım satımları falan hızlandırabiliyorlar. Yapay hacimler oluşturabiliyorlar dedik ya. Yani Bitcoin'i düşünün mesela. İlk 10,5 milyon tane çıkmış. Dördüncü yılda borsaya girdiğini düşünün. Bu 10,5 milyon borsaya akmıyor aslında, tamam mı? İnsanların kendi cüzdanında duruyor. İnsanların cüzdanında duranların çok az miktarı borsaya, yani 100 bin tane diyelim ki Bitcoin var bakın. Belki borsalar toplasanız kaç tane Bitcoin üzerinden oluyor bütün? Tezgaha çıkan domates miktarı sınırlı, tamam mı? Şimdi herkes üşüşüyor o tezgahın üzerinden domates almaya. Şimdi ellerinde para var, fiyat para var. Dolardır, liradır, bilmem ne. Herkes oraya üşüştüğü anda ne yapıyor? Çok sınırlı. Ama aslında arkasında çok fazla var. Cüzdanlar da gizli olarak duruyor bunlar. İnsanlar istediği anda çıkarıyor. Şimdi getirse, şöyle düşünün. Bitcoin'i ilk üretseydiniz, 10 bin Bitcoin'e hani bir pizza alındığı zamanlarda siz girmiş olsaydınız, hepinizin cüzdanında şöyle en az 1000 tane Bitcoin olacaktı. Şimdi siz bir borsaya gittiniz. Herhangi bir parayı arkadaşlar, bir NFT projesi diyebilir buna, başka bir şey diyebilir. Siz bunu 3 tane, 5 tane Bitcoin'i aldığınızda, tamam mı, değerince hepsini ne yaparsınız? Siler süpürürsünüz. Ondan sonra bunlar en üst düzeydeyken diyelim ki herkes bu artacak ya, 10 yapmış, Doge 10 yapmış, yok bilmem ne şu yapmış. Ellerine verir çıkarsınız, bu kadar basit. Ondan sonra yani böyle gidiyor. Yani kripto para borsalar varsa, merkezi borsalarda. Yani onun için iki tane analiz var. Onları mutlaka bilin. Birisi, siz zaten mühendislikte bunu görüyorsunuz. Bu teknik analiz. Endüstri mühendisinden olan gruplarınızda arkadaşlar var. Bu arkadaşlarla birlikte özellikle grafik okumayı öğreneceksiniz. Yani grafik okumayı bilirseniz burada girenlerin hemen hepsi erken yaşta emekli olmuş. Ama bu kripto para borsaları şey gibi, yani bir anlamda küçük gazinolar gibi çalışıyor. Kumarhaneler gibi çalışıyor. Yakınlarınızda yalnız tabii kumar oynadığınızı söylerseniz herkes ya yapma etme, herkes karşı çıkar, ama kripto para borsasındayım derseniz vay nasıl yapıyorsun diye sormaya başlar. Burada bu tür şeyleri dikkate alırken bir de temel analiz var arkadaşlar. Projenin arkasında hakikaten neye dayanıyor? Bunun ekibi sağlam mı? Yani hangi problemleri çözüyor? Gerçekten çözebilecek bir projesi var mı? Ve onun solukluluğuna bakın, ne kadar süredir bu işin ardındalar vesaire gibi şeyleri mutlaka sorgulamanız lazım. Uzun vadeli yatırımcıysanız. Apple'a mesela ilk günlerde yatırım yapsaydınız arkadaşlar, hani bir tane filmde de çıkmıştı, neydi o filmin adı? Koş, bilmem ne koş, Run Forest Run diyor ya, öyle bir şey var. O sahne diyor, bir tane meyve firmasına yatırım yaptım diyor, Apple'ın resmi var. Oradan diyor çok kazandık. Yani aynen onun gibi. İlk başta yatırım yapanlar o işe ne yapıyor? Değeri arttığında, dediğim gibi benim 2012'de anlatırken bunu işte bir öğrenci merak etmiş. Ben hiç yatırım şey yapmadım. Hala da elimde Bitcoin olan 100 dolar bile yoktur mesela. Gitmiş o 20 kaç tane dedi? 25 tane Bitcoin almış 200 dolara. Merak etmiş 2011-12 yılında. Bundan sonra bana teşekkür etti. 2017 bu 21 bin dolara düştü. İşte hocam teşekkür ederim diye bir mail atmış. Bakın 2018 yılında bu ne yaptı? 21 bin dolara düşmüşken, geçen sene bu tekrar çıkmışken, geçen sene 3500 dolarlara kadar indi. Yani 21 bin dolardan bakın 7 katı kadar inmiş oldu. Şimdi geçen sene 3500 dolar olan şey, bu sene şimdi 60 bin dolar çıktı bakın.
Yani iki sene önce diyelim. Geçen sene bakın doğru. Bir sene var sadece. Bir senede bu kadar arttı. E şimdi bu ne olacak? Yarın öbür gün yine cüzdanlarında saklı olan birileri geldi. Yeteri kadar bu yükseldi dediğinde 100 bin dolar çıktığında mesela herkes 100 bin dolar hayali kuruyor ya. Getirseler ellerindekilerini 100 bin dolardan sattılar, çıktılar. Hadi bakalım. Paraları aldılar. Elinde kaldı 100 bin dolarların. Bu düşecek belki yine 10 bin dolarlara. Yani 3 bin 5 dolara düşmez belki ama 10 bin dolara düşer. Ondan sonra hadi bakalım bir daha çıkacak. O zaman da 120 bin doların yolunu gözleyecek insanlar gibi. Burada yani mal ve hizmet döngüsüyle arkadaşlar çalıştıran işte çalışma yönelik bir projeler genel olarak kripto para dünyasında bankacılığa alternatif bir nedir ekonomi var edebilir. Çünkü merkezsiz hakikaten çıkış yeri itibariyle bir takım şeyler var ama paranın üretilme hızı dediğim gibi binlerce yılda üretilebilecek mesela fiziksel para 190 bin ton mesela altın. Fiziksel para derken altın diyorum yani 190 bin ton altın. Burada 4 yılda üretilmiş. Yarısı 4 yılda çıkmış. E şu anda da 18 milyona ulaştı. 21 milyona ulaşması bir 100 yıl sürecek diyelim ki belki. Kaçıncı? 2100'lere mi geliyor? Yani öyle bir şey var galiba. Tam emin değilim ama 21 milyon en son Bitcoin'in çıkması. Ondan sonra kendi aralarına transfer parasıyla dönecek. Ondan sonra para çıkmayacak. Eğer forklama yapılmazsa. Forklama konusuna girmedik. Fork demek işte bir paranın değiştirilmesi demek. Üzerine yeniden yazılması demek. Kodun. Bitcoin'de kodu yeniden yazılabilir mesela. Yani bütün madencilerin %51'i bunu ilk başta işledik ya Bizans'ı genel probleminde. Hepsi %51 dese ki biz Bitcoin kodunu değiştiriyoruz. Biz bunu gelin 50 milyon yapalım dedikleri anda ne olur? Herkesin bu mutabakat, konsensus diyoruz buna blok zincirinde. Konsensus değiştirildiği zaman para miktarı da değişir. Üzerine başka şeyler de yapılır. Hepsi olabilir. Yani değiştirilebilir, programlanabilir bir para üretiyor aslında bu. Ama aynı zamanda da nereden çıktığını anladığınızda Bizans'ı genel probleminden sınırlarını almış olursunuz. Evet dersi uzattık arkadaşlar. Ama konu bayağı bir şey herhalde faydalı olmuştur. Bunu cloud'a da yüklüyorum ben. Bir de sizlerden şöyle şey alayım arkadaşlar. Bunu belki güzel bir şey oldu aslında. Bu parça bu kısmını internette yayınlaman konusunda itirazı olan var mı? Yayınlayalım mı orada? Bayağı hocam, bilgilen... hocam benim için sorun değil yayınlayabilirsiniz. Ama tabii arkadaşlar da belirsin fikirlerini. Yani itiraz yoksa bunu bir... Arkadaşlar da şey itiraz olanlar varsa şey yapmayalım ama güzel bilgilendirici belki şey olur. Bütün puzzle'ın parçalarını bir araya getirdik. Gayet güzel oldu bence. Herkes katkıda bulunmuş oldu. Birlikte bu şekilde yapboz öğrenmeyle öğrenmeyi gerçekleştirdik. Yani kripto paralar konusunda, blok zincir konusunda bayağı bir geniş bilgilenme olmuş oldu. Herkes belli seviyeye geldi artık herhalde diye düşünüyorum. Dersin biraz süresini açtık. Hocam bir de bir şey daha söylemek istiyorum ama evet. Fiziksellik herkes konusunda o... bir gruba E vereceğim tamam. Demiştiniz. Biz notlarımıza baktık da biz bahsettik ondan. Arada kaynadı gitti ha. Ama. Ha, bir dakika şeyi de yalnız not alayım arkadaşlar. Biz tam grupların hepsini grup adı vermeden şey yaptınız. Bizans'ın genel problemi nedir? Bilişim problemi olarak hangi takım ismini alayım ben buraya? Takım ne demiştik? Notlar aldım. Deep Miners hocam. Grup 1. Deep Miners mı? Evet. Tamam. Eric House, CryptoPunk Manifesto vesaire bu hangi gruptaydı? Grup 2, Grup Alfa. Grup Alfa diyorum. Tamam. Coin ile token farkı nedir? Kripto paralarda halving nedir? Piyasada kaç kripto para var vesaire? Hangi gruptu bu? Takım adı? Çıktı mı takım yoksa? Kripto parada madencilik nedir? Fiziksel altın madenciliği koydum. Her şey The Collector hocam. Collector. Tamam. Blok zincir nedir? Smart contract nedir vesaire? Hocam grup vitamin. Bizde koda. Tamam grup vitamin. Bir de hocam bize de E vermiştiniz ama hatırlatmamıza gerek var mıydı? E aldın siz. Onu, evet. Onu o zaten not almıştım. Grup vitamin yazdım onu şimdi. Tamam, mining state'in arasındaki farklar onları da E vermişim. Evet. Evet hocam. Grup. Grup 8, 5 olur. Grup 5 tamam. Olur. 8. olur. Tamam, 5 olur. Banka cüzdanı ile kripto para cüzdanı arasındaki farklar, kripto para hangi borsalarda bulunmakta? Bu AirDrop bilgi... hocam. Kaç? AirDrop. AirDrop. Aynen.
Airdrop da tam şey kavramıdır abi. Kripto para kavramıdır. İnsana bedava hediye olarak verirseniz ki teşvik etmek için. Evet. Airdrop dediniz değil mi? Airdrop değil. Airdrop hocam. Airdrop. Tamam, Airdrop. Zaten Airdrop yok ya. Grup. Evet. Hocam. Tamam. Hocam bize... Kripto para ekosistemi nasıl çalışır? Grup 5 demişsiniz buna. Takım adı neydi? Ocean 6 hocam. Ocean 6. Ve en son Bitcoin nedir? Kaç tane çıkmış? Kaç tane çıkacak? Bitcoin Ethereum hacmi nedir? Falan gidiyor. Hocam sesim geliyor mu? Grup evet. 9 hocam o da. Evet. Grup dedikten sonra kesildi. Grup? Grup 9 hocam, Delta. Ses bir daha alabilir miyiz? Delta. Grup 9, Delta. Evet, grup 9, bir grup Delta. Herhalde çıkmış. Hocam buradayız. Sesim geliyor mu? Coin ile token farkı nedir? O grubun alamadık ismini. Evet hocam, grup 6. Blockchain. Blockchain, tamam. Onu da aldım. Grup 6, Blockchain. Evet, hoşçakalın arkadaşlar. Herkes güzel bir şey oldu. Bayağı bir yani finansal sisteme alternatif olarak geliştiren blok zincir kripto para dünyasında bu şekilde ne yapmış olduğunuz bilgi yapoz tekniğiyle sağlamış olduk. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Acaba notlarımızı düzenli olarak bize de paylaşabilir misiniz? En azından biz de nerede olduğumuzu görebilelim diye. Sizin için uygunsa. Siz bunların hep şey yapıyorsunuz değil mi? Raporlaştırıyorsunuz bunları. Rapor haline getiriyorsunuz. Evet, raporlaştırıyoruz ama mesela